İşte burada İnşallah. Yani İnşallah. Buraya bakmamak gerekiyor. Bütün dünyada tamamlanmak İnşallah. 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 Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ecmain. Ey arkadaş, bütün lezzetler imanda olduğu gibi bütün elemler de dalalettedir. Yani özellikle şu içinde bulunduğumuz şu dönemde, şu senede tüm dünya, tüm milletler, tüm insanlık adeta böyle çıkış yolu arıyor. Huzur arıyor, mutluluk arıyor. Nefes alacak, adeta ruhunu rahatlatacak bir teselli arıyor. İsa Aleyhisselam, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı müjdelerken İncil'de diyor ki, ben gidiyorum ta ki size tesellici gelsin diyor. Niye? Çünkü ahir zaman beşerin, insanlığın en çok teselliye muhtaç olduğu dönem. Musibetlerin yağmur gibi yağdığı, adeta insanlığın, beşeriyetin üst üste tokatlandığı dehşetli bir devir. Teselli lazım. Ama nasıl bir teselli? Kur'an'dan gelen bir teselli, imandan gelen bir teselli, İslamiyet'ten gelen bir teselli lazım ki ruhları o azaptan, o sıkıntıdan kurtarsın, ruha nefes versin. Bütün lezzetler imanda olduğu gibi bütün elemler de dalalettedir. Bunun izahı ise, müthiş bir izah var burada. Yani bütün lezzetler imandaymış. Ne demek bu? Şimdi çok sıfırları yan yana dizseler, başına biri koymazsanız o sıfırlar hiçbir şey ifade etmez. Başına biri koyduğunuz zaman her biri çok büyük rakamlar ifade eder. İşte sıfırlar, yan yana dizilen sıfırlar dünyadaki nimetlermiş. Başına konulan bir de iman nimetiymiş. İman nimetini aldığınız zaman bir insandan, isterseniz dünyanın bütün nimetlerini üst üste yığın, onu mutlu edemezsiniz. Niye? Çünkü dünyadaki bütün nimetler, bütün lezzetler anlık bir buluşmanın, beraberliğin arkasından ebedi bir ayrılıkla neticelenecek dehşetli bir hale düşüyor. Adeta dünya hayatı da idamı bekleyen bir mahkumun bekleyişinden ibaret. Mesnevi de çok güzel ifade ediyor. Ölüm ve idam intizarında, beklemesinde bulunan bir adama sehpanın tezyin ve süslendirilmesi lezzet ve zevk verebilir mi sizden soruyorum diyor. Adam şimdi ömür boyu ne yapıyor? Çalışıyor, çabalıyor, ev alıyor, araba alıyor. Aslında öleceği mekanı güzelleştiriyor. Yani sehpayı süslüyor ya. Ne fark eder ki? Nerede öldüğünün, hangi mekanda, ne vaziyette öldüğünün ne kıymeti var? Ha, ama asıl nasıl öldün? İmanla mı gittin, imansız mı gittin? Asıl mevzu, mesele bu. Şimdi dün daha konuşuldu bu mevzu da. Şimdi imanın ahirette ebedi bir cennete vesile olacağı, küfrün, dalaletin de ebedi bir cehenneme, azaba sebebiyet vereceğini izah ederken diyor ki, bu iki şık bedihidir, delil istemiyor, göz ile görünür diyor. Yani ahireti beklemeye gerek yok. Dünyadayken zaten küfür, inkar, Allahsızlık insana manevi bir cehennemi yaşatıyor. Sahipsiz, çaresiz, musibetler yağmur gibi başına yağarken yok olup gitmeyi bekleyen bir insan, düşünsenize ruhu ne hale girer? Ahireti beklemeye gerek yok. Dünyadayken iman zaten manevi bir cenneti ruha yaşatıyor. Elhamdülillah. Bakın ne diyor şimdi? Çok güzel bir izah var. İmanda, bütün lezzetlerin imanda olduğu, bütün elemler de dalalette olduğunu izah eden muazzam bir temsil. Bunun izahı ise, bir şahıs, kudret-i ilahiye tarafından, kudret-i ezeliye tarafından, Adem zulümatından, yokluktan, şu korkunç dünya sahrasına atılırken, gözünü açar, bakar. Şimdi insan, dünyaya geldik. Hep bu, şu manzara yaşanmadı mı? Bu sahneyi yaşadık. Dünyaya geldik, bilmiyoruz. Gözümüzü bir açtık, bir baktık, aciziz, çaresiziz, lütuf bekliyoruz. Şefkat bekliyoruz, merhamet bekliyoruz. Bakın ne diyor?
bir lütuf beklediği zaman. Şimdi bakın, imansız bir nazar, Allahsız bir bakış dünyayı, nasıl bir insanın dünyasını cehenneme çeviriyor. Şimdi imansızlık, dalalet dünyayı cehenneme çevirirse ahireti ne yapar kim bilir? Ha, diyor ki bir lütuf beklediği zaman birdenbire düşmanlar gibi hastalıklar, elemler, belalar hücum etmeye başlar. Hutbede söylüyor hoca bugün. Yağmur gibi yağıyor diyor. Yangınlar, seller, hastalıklar, virüsler, şunlar bunlar. Ya Rabbi diyor. Yalvarıyor. Baktım, ha nedir bu? Hücum ediyor her şey. Beşere hücum ediyor, insanlığa hücum ediyor. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın her tarafında. Bu nasıl bir haldir? Ne gibi bir vaziyettir? Cenab-ı Hak tüm dünyayı adeta tokatlaya tokatlaya uyandırıyor. Hadis var, ahir zamanda garip garip ölümler olacak diyor. Beşeriyet, insanlık ölümü başına vura vura uyandırılacak diyor. Ya ve tüm dünya bir arayış içinde. O sahte dünyası öyle ya, o kendini avuttuğu, kendini aldattığı, huzur aradığı, mutluluk aradığı o dünyası elinden gitmiş, çaresiz, ümidini yitirmiş, perişan bir halde bekleşip duran insanlığa ebedi, sonsuz, elemsiz, sonsuz bir alemin, ebediyetin, ahiretin müjdesini getirecek Kur'an'ı ve Kur'an'ın tesellisini bekliyor insanlık. Ya. Bakın ne diyor? Bir lütuf beklediği zaman birdenbire düşmanlar gibi hastalıklar, elemler, belalar hücum etmeye başlarlar. Bir medet, bir yardım için müsterhimane, adeta böyle şefkat, merhamet dilenir bir vaziyette, tabiata ve anasıra baktığı vakit kasaveti kalple, merhametsizlikle karşılanır. Öyle. Şimdi olayları, hastalıkları, musibetleri, belaları, kainattaki bütün icraatı sebeplere, tabiata, tesadüfe veren bir insan, bu sefer başına gelen musibette sığınacak merci ararken tabiata, doğaya, tesadüfe sığınamaz ki. Onlara yalvaramaz ki. Öyle öyle. 17 Ağustos depremiydi, hiç unutmuyorum. Radyoda söylüyor. Bir tabiat ve doğa olayı olan, bak Allah'ın ikazı demiyor, tabiat ve doğa olayı olan 17 Ağustos depreminde ölenlere Allah'tan rahmet. Allah Allah ya, doğadan rahmet desene, tabiattan rahmet desene, tesadüften rahmet desene. Yok, bak ne yapıyor, insanın fıtratı merhamet edecek, şefkat edecek, sığınacak bir liman arıyor, bir merci arıyor. Fıtrat Allah diyor, adamın dili hala tabiat diyor, doğa diyor. Ha. Bakın ne diyor? İnsanın fıtratı ne arıyor? Şu ahir zamandaki yağmur gibi yağan musibetlere, belalara karşı sığınacak bir merci arıyor. Yani tüm dünya Allah'ı arıyor, Rabbini arıyor. Bak. Bir medet, bir yardım için müsterhimane tabiata ve anasıra baktığı vakit kasaveti kalple, merhametsizlikle karşılaşır. Ecram-ı semaviyeden istimdad etmek üzere başını havaya kaldırır. Bakar, semaya bakar. Gök cisimlerinden, yıldızlardan, gezegenlerden medet bekler. Öyle öyle, öyle dönem olmuş. Bakın insanın fıtratında var bu. Nücum perestler var, yıldızları ilah kabul etmiş. O ecram, atom bombaları gibi dehşetli ve heybetli halleriyle gözüne görünür. Hemen gözünü yumar, başını eğer, düşünmeye başlar. Nereye baksa, nereden medet beklese, bakıyor ki her şey sağır, kör, çaresiz. Deyin bakın şimdi, cansız, hiçbir taraftan bir medet yok. Onun feryadını, onun çağrısını, çığlığını duyacak, ona merhamet edecek hiçbir tarafta hiçbir çare yok. Bakar ki hayati hacetleri bağırıp çağırmaya başlarlar. İhtiyaçlar, ebediyet arzusu, sonsuzluk isteği, bakın. Bütün tevahuş ederek hemen kulaklarını tıkar, vicdanına iltica eder. Bakar ki vicdanı binler emeller, amal, emeller ve emaniyle dolu, gürültülerinden cinnet getirecek bir hale gelir. Tam şimdiki beşeriyeti, şu andaki insanlığı tarif ediyor. Ya. Öyle öyle. Ya geçen birisi ne diyor biliyor musunuz abi?
Diyor ki adamla karşılaştık diyor. Adam diyor konuştu dinledim, konuştu dinledim, konuştu dinledim, konuştu dinledim, 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 dinledim. Adam ağladı, sarıldı bana diyor. Hiçbir şey anlatmadım diyor ya. Adam derdini anlatacak birilerini arıyor. Derdini dökecek bir ama kimse kimseye, herkes kulağını tıkamış. Şimdi insanlar hakikaten şimdi Allah'ı bilse, aciz beşeriyete derdini anlatmaktan hiçbir şey çıkmayacağını anlasa, ellerini şöyle kaldırıp da Rabbine bir derdini anlatabilse, öyle rahatlayacak, öyle hafifleyecek, öyle bir terapi olacak ki ona, kuşlar gibi uçacak ya. Öyle değil mi? Biz şimdi bir derdimiz, başımıza bir sıkıntı, bir musibet, bir şey, boynumuzu büküp şöyle Rabbimize, elimizi açtığımızda, ya tamam dertlerimiz büyük, musibetler büyük, afetler büyük, belalar büyük ama Allah hepsinden daha büyük. Böyle bir Allah nazarı altında, şefkati altında, merhamet altında bizi tutuyor. Bize bakıyor, bizi himaye ediyor, bizi kucaklıyor, bizi dergahına çağırıyor. Bana gelin diyor ya. Musibetler dergah-ı ilahiye sevk eden birer kader kamçısıymış. Vuruyor kamçıyı insanlığa. Hadi diyor. Öyle virüsle vurdu olmadı. Sellerle oldu. Şimdi yangınlar, şunlar, bunlar ne yapıyor? Çağırıyor. Hala gelmeyecek misiniz diyor. Cehennemi dünyaya mı indireyim diyor. Tamam sebepler var. Falanlar yapmış, pişmanlar yapmış ama sebeplerin arkasında müsebbibi esbab olan Cenab-ı Hak var. Eğer o müsaade etmeseydi hiç kimse, değil mi? Hiçbir tarafı ne yakabilirdi ne yıkabilirdi. Yaprak kımıldamaz onun iradesi dışında. Öyleyse kader niye müsaade etti? Başımıza bunlar niye geldi diye iki elimizin arasına başımızı alıp nefis muhasebemizi yapıp, değil mi? Şimdi bu musibetleri celbeden, cezbeden halleri bir an evvel terk etmemiz gerekiyor. Ya. Vicdanı binler emeller ve emaniyle dolu gürültülerinden cinnet getirecek bir hale gelir. Acaba hiçbir cihetten, hiçbir teselli çaresini bulamayan o zavallı şahıs mebde ile meadi, sani ile haşri itikad etmezse onun o vaziyetinden cehennem daha serin olmaz mı? Düşünün ya, Allahsız, çaresiz, sahipsiz, önünde dehşetli ölüm, sağında solunda musibetler, belalar, hayatı zehire çevirmiş, tutunacak hiçbir dalı kalmamış, ufukta karanlık, istikbalde hiçbir ümit yok. Şimdi bakın onun o halinden cehennem daha serin olmaz mı diyor ya. Hadi tutun hayata, hadi psikolojim bozulmasın. Geçen bir tanesi yazmış ki, meşhur artistlerden, şeylerden bir tanesi, 2021'i hayatımdan silmek istiyorum. Unutmak istiyorum. Şimdi düşün, 2021 ise 2022 ne olacak? 2023 var, 24 var, 25 var. Hayatını komple silmen lazım. Ve ne yapıyor? Çekip intihar ediyor. Ya. Evet, o biçare. Havf ve heybetten, aciz ve reşetten, vahşet ve gönül darlığından, yetimlikle meyusiyetten mürekkep bir vaziyet içinde olup kudretine bakar, kudreti aciz ve nakıs. Hacetlerine bakar, def edilecek bir durumda değildir. Çağırıp yardım istese yardıma gelen yok. Her şeyi düşman, her şeyi garip görür. Bakın şimdi burayı tekrar okuyorum. Müthiş bir ifade ya. Şimdi o çaresizliğe düşmüş ya, acizliğe düşmüş ya. Gücü yetmiyor. Gözde görünmeyen bir mikrop ciğerine yapışıyor. Çırpına çırpına. Allah Allah. Ha. Diyor ki evet o bir çare. Havf, korku ve heybetten, aciz ve raşetten, çaresizlikten ve gönül ve vahşet ve gönül darlığından, yetimlik ve meyusiyetten mürekkep bir vaziyet içinde olup kudretine bakar. Hani bütün bu musibetlere karşı kendi gücüne, kuvvetine bakar. Kudreti aciz ve nakıs. Hacetlerine bakar. Hani gücüne, kuvvetine, kendi gücüne, kuvvetine bakıyor. Bir de ne diyor? Nev'in enaniyeti var. İnsanoğlu uzaya çıktı. İnsanoğlu bütün hastalıklara çare buldu. İnsanoğlu şunu yaptı, insanoğlu bunu yaptı diye haşa
Allah'tan gelen musibetlere karşı sanki insanoğlu dayanacak, direnecek gücü elde etmiş gibi onunla ne yapıyor? Allah'a meydan okumaya kalkışıyor. Onunla enaniyet ve gururu ne yapıyor? Allah muhafaza, Allah'a teslim olmasına mani oluyor. Halbuki bakıyorsun bir mikrop dünyayı teslim alıyor. Hadi buyur insanoğlu. Dünya bak birleşiyor seferi, bir yangını söndüremiyoruz ya. Bunlar hep Allah'ın elinde unsurlar. Cenab-ı Hak onların dizginlerini bir bıraksa var ya, bir günde bizi helak ederler. Yine ki kontrollü, yavaş yavaş. Ders alıncaya kadar bizi şefkat tokadı bu. Zecir tokadı olsaydı kıyamet yaşanırdı. Eğer şu anda işlediğimiz nevi beşerin, insanlığın işlediği günahların karşılığı olsaydı, şu anda Nuh tufanı bir taraftan yangınlar, seller, değil mi? Lut kavminin, şunun bunun, geçmiş bütün kavimlerin başına gelen musibetlerin, afetlerin hepsi bir günde, bir anda beşeriyetin başına yağması, kıyametin kopması lazımdı. Öyle diyor. Sizin başınıza gelenler, ayet bu. Yaptıklarınızın karşılığıdır. Allah çoğunu da affeder. Eğer affetmeseydi, yağmur gibi yağardı ya. Hacetlerine bakar, defedilecek bir durumda değildir. Çağırıp yardım istese, şimdi Allah'ı tanımayan bir insan kimden yardım isteyecek? Yetişin. Bak, çağırıp yardım istese, yardıma gelen yok. Her şeyi düşman, her şeyi garip görür. Dünyaya geldiğine 1000 defa nezamet eder, lanet okur. Fakat o şahsın sırat-ı müstakime girmekle, kalbi ve ruhu imanla ışıklanırsa, o zulmetli evvelki vaziyeti nurani bir halete inkılap eder. Şöyle ki, birden o çağırdıkları zaman, değil mi, çığlıklarına cevap veren, onu yaratan, yaşatan, kainatın bütün hadiselerini elinde tutan, vahdehu manen der, Allah birdir, başka şey.